Selamlar sevgili, sevgili dostlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Allah sağlık ve sıhhat versin sevgili dostlar. Gelmiş olduğumuz mevsim, gripin bol olduğu, hastalığın bol olduğu bir mevsim. Artık yavaş yavaş üzerimize kalın bir şeyler giymemiz lazım. Yoksa hemen başta grip olmak üzere soğuk algınlıkları başlıyor. Sevgili dostlar, göründüğü gibi bahçemizdeyiz. Bahçemizde şöyle meyvelerimize bir göz atıyoruz. Ancak bazı sorular geldi bize. Bu sorulara daha önceden bizim bir çalışmamız yok. Bazen yani sorulara değiniyoruz ama tam anlatamadığımız oluyor. Bazı dostlarımız tatmin olamıyor. Şunu söyledin, şunu söylemedin diye bize sistemde bulunuyorlar haklı olarak. Yani acemi hocaya benziyoruz daha doğrusu. Hobici olduğumuz için, okullarda bunun dersini vermediğimiz için, dinlemediğimiz için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bize sorulan son soru şöyle. Onun için bu videoyu çekmek istiyorum. Fidanı ne zaman diksek daha iyi olur? Yani fidan toprağa ne zaman dikilmeli? Bu konularda çok uzman değilim ama kendi görüşümü yine diğer videolarda olduğu gibi anlatacağım. Bakın sevgili dostlar, fidanlar kışın, yani yaprak açma mevsimine, uçlarının açma mevsimine, Mart'a ne kadar uzak olursa, yani ne kadar erken dikilirse, toprağa erken kavuşursa o kadar iyi olur. Mesela köksüz, köklü fidanlar şimdiden toprağa alınabilir. Tüplü, köklü dediğim tüplü fidanlar. Her mevsim dikilebilir. Her mevsim dikilir ama eğer şimdiden toprağa dikilirse bahara hiç eski dikilmiş gibi yerini tanır. Ona göre meyve verir. Ona göre tutunur. Ona göre kökleri toprağa alışır. Yerini ısıtır. Bakın burada gördüğünüz gibi biz bazı saksıların toprağını değiştik. Toprak değişme işine sıra gelince geçen hafta da burada yine göstermiştik. Bunları da geçen hafta değiştik. Toprak değişme işi her mevsim yapılabilir. Ancak saksılarımızı büyütürken eski saksıdan çıkardığımız meyvenin köklerini biraz açıp uçlarını biraz kesmemizde fayda var. Bunun için uçlarını keseceğimiz için biraz sarsılacağı için yine belli bir mevsimde onu yapsak çok daha iyi olur. Mesela bu mevsimler onun mevsimi. Böyle ilk su yürüdüğü zamanda Mayıs, Haziran, Temmuz ayında böyle kuvvetli su yürüdüğü zamanlarda buna biraz ara versek, bunu biraz ertelesek çok daha güzel olur. Çünkü o mevsimlerde çiçek mevsimidir. Çiçek mevsiminde çok hassastır. Çiçek mevsiminde hiç dokunmamamız gerekir. Yani çiçek mevsiminde hatta gübre, su, ne bileyim, gayet dikkatli olarak davranmamız lazım. Yoksa çiçeklerini döker, fazla sudan döker, az sudan döker, yönünü çevirirsiniz döker, arı bulamaz döker, rüzgar olmaz döker, güneş alamaz döker ve birçok nedeni vardır. Hani gene bana çiçekten çok soruluyor. En çok aldığım, amca benim fidanımın çiçekleri döküldü, niye dökülüyor? Diğer bir husus, ben müşterilerime çiçekli göndermek istemiyorum. Ben de bir zamanlar çiçekli alıyordum, eve getiriyordum, çiçekler dökülüyor. Ya buna hile mi yaptılar diyorum. Yani ben de orada ne kadar güzel çiçekliydi, ben de döküyor. Meğer öyle değilmiş. Hileli yönü de var. Hileli yönü de anlatırım belki de. Burada hile yok.
Yani çünkü çiçekliyken gittiği yerde bir strese giriyor. Yer değişiminden dolayı. Yerine alışana kadar ya güneş eksik geliyor eski yerinden ya bilmem yönü değişik oluyor bilmem ne. Çiçeklerini dökebiliyor. Mümkün olduğu kadar saksılarımızı evin üzerinde taşırken bu aşı yerleri güneye doğru gelsin. Hep alıp getirdiğimiz zaman, yerini değiştirdiğimiz zaman yine aynı yönde koyalım. Yani aşı yerlerini güneye doğru koyalım. Mesela bakın şu şurası aşı yeridir. Burası aşı yeridir. Burasını böyle güneye gelecek şekilde, bu taraf güneye gelecek şekilde böyle koyarsak yerini değiştirdiğimizde yine aynı yere koyarsak sıkıntıyı biraz daha az yaşarız. Çünkü çiçekliyken bunları yerinden oynatmamak lazım. Toprağını değiştirmemek lazım. Suyunu ona göre kullanmak lazım. Toprağı değiştirmenin en güzel mevsimi bu mevsim. Bundan sonra artık Mart'a kadar toprak değiştirebiliriz. Ama Mart'a kalmadan değiştirirsek çok daha iyi olur. Çünkü toprağını yerini kışın tanır. Kışın gübrelerini, hayvan gübresini falan diğer gübreyi güzel vermemiz lazım. Bir de sevgili dostlar, hangi gübreyi kullanacağımıza gelince birçok videomda anlattım. Yani bunlara ahır gübresinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Ahır gübresinin her türlü vitamini mevcut. Yani biz birini yaparsak o birini eksik bırakıyoruz. Bilgili insanların işi gübreyi kullanmak. Suni gübre kullanmak bilgili insanların işi. Ama gübrede yanmış olacak. Bakın gübrede ahır gübresinde böcek falan çok oluyor. Kurtlar oluyor, bilmem neler oluyor. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. Eğer gübre kullanacaksanız, bak ben bunlara gübre kullandım. Bunlara 20-20 empoze gübre. 20-20, 15-15. Böyle gübrelerden, çiçek mevsiminde kompoze gübrelerden, fosforlu gübrelerden verebilirsiniz. Azot da verebilirsiniz ama azot hayvan gübresinde daha çok azot. Azot dal yapar. Eğer büyümesini istiyorsanız, dal yapsın istiyorsanız azot verirsiniz. Ama meyve yapmaz azot, sadece dal yapar. Eğer meyve yapmasını, çiçek yapmasını istiyorsanız fosforlu gübre verirsiniz. Ama ahır gübresi her ikisini de yapar. Hem azotu var, hem fosforu var, hem efendim her şeyi var. Evet sevgili dostlar. Daha birçok şey de aklımda vardı ama yani anlatırken daha önceden hazırlık yapmadan başladığımız için bir konuyu anlatırken diğer bir konuya kayma olabiliyor. Esas ana konuya gelmek biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi birinci soru, esas amacı, videomuzun amacı yakında soran arkadaşlara meyveyi ne zaman dikebiliriz? Ne zaman diksek daha iyi olur? Mesela yakında bir dostumuz, bir izleyicimiz sordu. Benim şimdi bir boş yerim var, oraya meyve dikeceğim. Ne zaman diksem daha iyi olur? İşte bu mevsim dikilse iyi olur. Bundan sonra 2-3 ay dikilse çok iyi olur. Çünkü bir sene daha önce, bir sene zaman kazanmış oluruz. Bir sene yerini tanımış olur. Sevgili dostlar, ya şuraya bakın. Şurada ağaç kağını buna bakıp durduk böyle. Bu ağaç kağını gördüğünüz gibi. Yani bunu kırılacak, eğleyemedi. Buna şimdi bir kazık diktim. Şimdi yaptım bu kazığı. Ağaç kağınıymış. Yani bayağı da büyük. Bakın sevgili dostlar. Yani böyle büyük bir şey. Bu da cennet hurması diyelim ona. Ona da bir kazık diktim. O da kendini iyi demiyor. Bakın şöyle iki tane numunelik. İsteyen dostlarımıza
Trabzon hurması var. Bakın bu Trabzon hurması büyüklerinden ve çekirdeksizdir. Hani bunda çekirdek yoktur. Çikolatasını ben sevemedim. Çikolatam da var. Ama ben onu sevemedim. Bunlar da mandalinalarımız, kumkuatlarımız, limonlarımız ve yine limonlarımız. Asya'dan dostlarımız bizi WhatsApp'tan ararlar. Resimlerinden göndeririz. Beğendiklerini alabilirler. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Trabzon hurması böyle. İsteyenlere böyle büyük hurmamız da var. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Yine diğer videolarda buluşmak üzere. Videomuzdan haberdar olmak için bize abone olmayı unutmayalım. Soranlar, soru soran arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, yeğenlerimiz abone olurlarsa paylaştığımız videolardan haberdar olurlar ve birçokları videolarımızı izlemeden bize tekrar soru soruyorlar. Şunu nasıl yapalım? Ama onları ben birçok videoda onların sorduğu sorulara cevap verdim. WhatsApp'tan bir sürü cevap soru soruluyor. YouTube üzerinden soruluyor. Telefonla soruluyor ama birçoğunun videolara baksalar birçoğunun cevabı orada. Çünkü tek tek sorulara cevap vermek zor oluyor. Maalesef. Onun için lütfen videolarımızı zaten amacımızı onun için çekiyoruz. Bilmeyenler faydalansın diye. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.